İmam nikahının bozulma durumları söz konusuysa, yani bir boşanma söz konusuysa hocam, tekrar evlenebilirler mi? Nasıl evlenirler? Çok kısaca. Tabii Öncelikle kadınların haklarının kaybolmaması için biz resmi nikahın mutlaka olmasını tavsiye ediyoruz. Ki günümüzde artık dini nikah, resmi nikah ikileme kalktı. Hı hı. Müftülerimiz de nikah kıyabiliyor. Resmi nikah kıyabiliyor. Ama bu şekilde bir imam nikahı kıyıldı sonra boşanma olduysa eğer rici bir talak ise e, kocanın tek taraflı dönmesiyle nikah devam eder. Baim bir talak ise yani artık e, aradaki e, ip e, tümüyle koptuysa yeni bir nikah gerekir. Bir erkeğin üç kere e, talak boşama hakkı vardır buna dikkat etmek gerekir İslam bunu 3 ile sınırlamış hı hı. eğer bir aile 3 defa yıkılıyorsa artık o aile özellikle kangren olsun. olmuştur herkes gitsin kendi yoluna başkasıyla evlensin deniliyor ya ben şunu tavsiye ediyorum özellikle kesinlikle bu boşama lafzını erkeklerimiz ağzına dillerine almasınlar böyle bir şey olduğu zaman böyle bir ayrılma boşanma hı hı. niyeti olduğu zaman mahkeme yoluyla ayrılmaya çalışsınlar çünkü mahkeme en azından bir sene böyle bir müddet veriyor evet. orada düşünme payı çünkü şu anda ayrıldık boşanalım falan diyorlar ama bir ay sonra pişman oluyorlar e, boşadım dediği zaman da erkek bu üç hakkından birisini ortadan kaldırmış oluyor onun için kesinlikle dilimizi buna alıştırmayalım e, belki mahkeme yoluyla bu problemi halletmeye çalışalım şunu da unutmayalım. Allah'ın en sevmediği, gazap ettiği şey boşanmaktır. Yani hiçbir sebep yokken boşanmak doğru değildir. Peki, teşekkür ederiz hocam.